formasyon bu. Genetik bir değişim gerekiyor bence. Bunun için daha yıllardır belki gerekecek. Şimdi bakın Atatürk'ün büyüklüğü burada zaten. Şimdi Atatürk gibi bir insan olmasaydı eğer, bu millet, bu ülkenin insanları Osmanlı İmparatorluğu'nun o kötü mirasından yıllarca kurtulamazdı. Çünkü genetik bir değişim gerekecekti. Osmanlı insanının genetik formasyonunda olan insanları bir anda birdenbire değiştirip uygar bir insan genetiği haline getirebilir misiniz? Var mı böyle bir tıbbi müdahale? Yok. Dolayısıyla Atatürk gibi insan olmasaydı, Türkiye daha hala birçok devrimlerini hala yapamamıştı. Hala çabalıyordu. Hala yapmaya gayret ediyordu. Atatürk akıllı bir adamdı, bunu gördü. Biz dedi yılları kaybedemeyiz bunun için. Ne yapacağız? Devrim yapacağız. Devrim bugünden yarına bir anda her şeyi değiştirmektir. Şimdi bu devrimi kim yapacak? Kimse yapamıyor. Böyle bir güç kimse de yok çünkü. İktidara gelen gücü eline alan da bu devrimi niye yapsın ki? Kendi yararlanıyor çünkü onda. Astı astı kestiği kestik. Yani insanların bir kere eleştiriye hiç tahammülü yoksa eğer, kendini eleştirecek milletvekillerini parlamentoya sokar mı? Bakıyorsun işte bugün iktidar partisinin milletvekillerinden birisi çıkıyor. Sayın Emin Şirin mesela çıktı, muhalefet yapmaya başladı, partinin atmaya kalktılar. Başka birisi çıktı, attılar. Onu atıyor. Hepsini atıyor. Safra diyor onlara. Çünkü onlar diyor bana karşı geliyorlar, bana karşı çıkıyorlar. Bu zihniyet demokratik bir zihniyet mi? Bu zihniyet siyasi partiler yasasını değiştirip de demokratik hale getirir mi? Bir de ruh hekimi şunu söyleyeyim ben. Yani siyasi parti başındaki insanların bir kere ne yazık ki hiçbirinin kendine güveni de yok. Hiç kendine güveni yok. Nereden söylüyorum bunu? Bakıyorum, herkes genel başkan olduğu zaman etrafına hemşehrilerini topluyor. Bakıyorsunuz il ve ilçe başkanları bile kendi hemşerisi. Bu ne biçim şeydir ya? Bu ne biçim bir şeydir yani? O kadar kendine güveni yok ki. Bütün Türk insanı, bütün Türkiye aynıdır. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bu ülkenin parçasıyız. Hiçbirini birine ayıramazsın. Kim yetenekli, kim kabiliyetli, kim akıllı, kim çalışkan, kim dürüst, kim o işe uygunsa o gelecek oraya. Hayır, onlar gelmiyor. Akrabalar geliyor, hemşeriler geliyor. Aynı zihniyete sahip olan, bugünkü iktidar gibi İmam Hatip Okulu'nu bitirmiş, aynı düşünce yapısında olan insanlar geliyor, kendini güvence altına alıyor ve teşkilatlanıyor. Böyle bir şey var mı? Hocam çok muhteşem bir devrimle, siz de söylediniz ya, Atatürk devrimiyle cemaat tipi toplumdan cemiyet tipi topluma geçtik. Çok da acı tecrübeler edindik. Bunu kolay başarmadı Türk halkı. Peki bizim hafızamız mı eksik? Öyle bir yoksunluğumuz mu var? Nasıl oluyor da Türkiye böyle bir duruma düşebiliyor? Yine hocam herhalde enseyi kararttım. Yine umutsuzluğa düştüm ben ama yok, umutsuzluğa düşmemek yok canım, lazım. Çok az bir süre sonra emin oluyorum. Ama bak umutsuz... Eminim halk ama gösterecek. Ama bak dikkat et yani. Betül. O demin Amerika'da Newsweek dergisinde çıkan makaleyi yazan muhabirin durumuna düşersin sonra. Ben umutsuzluğu kaybettim dediğin zaman işte asker gelir. Umutsuzluğu hiç kaybetmeyeceksin. Onu biz çözeceğiz. O bizim görevimiz. Ama hocam siz de belirttiniz ya, can sıkıntısı iyidir. Şüphe etmek iyidir. Evet. Ama umutsuzluk iyi değildir. Umutsuzluk onu o zaman yok. Çevirelim. Umutsuzluk yok. Hayır. Asla yok. Asla.